İstanbul'dan Veli Efendi Hipodromu'ndan iyi günler sayın seyirciler. 60. Gazi koşusunun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ve seyrettiğiniz gibi bu koşuda mücadele edecek bütün jokeyler şu anda yanımızda. Önce sayın Ekrem Kurt sizden başlayalım. Zamanınızı aldık. Şansınız nedir efendim? Favori bir ata biniyorsunuz. Evet efendim. Ekip olarak şanslı olduğumu zannediyorum. Atıma güveniyorum. Hepsi rakibimiz. Kaçıncı Gazi koşusuna katılışınız bu sizin? Onu hatırlamıyorum ama 25-27 oluyor zannediyorum. Peki efendim, başarılar diliyoruz. Tamam. Evet Mümin Çılgın, siz de Ekure'ye bineceksiniz. Evet efendim. Atımı... Sizin bu koşu hakkında görüşleriniz nedir? Kapkarayı tutuyorum. Kendi evet. Atıma da güveniyorum. Diğer atlara şans veriyor musunuz? Sürpriz. Peki. Çok teşekkürler. Evet Akın Özdeniz. 6 kere Gazi koşusuna katıldım. Bir üçüncülüğüm var. Evet. Şans verdim. Bugün hangi ata biniyorsunuz? Enci'ye biniyorum. Şansınız var mı? Siz var. De Ekure'desiniz. Var. Evet şans veriyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Peki teşekkürler. Sizi tanıyalım. Halis Yıldız. Jest isimli ata biniyorum. Koşunun favorisi Kapkara, Hafız. Kendi atımda tabelada şans aramaya çalışacağım. Çok teşekkürler. Evet. Tekin Kolcuoğlu. 4 defa Gazi koşusuna katıldım. Atıma güveniyorum. Rakipler Kapkara'na katıldı. Hangi ata biniyorsunuz siz? Gülümser'e biniyorum. Dişitay deneme kazanmıştım. Evet. Hikaye ver. Bu koşuda şansınız var mı? Tabela şansı görüyorum. İnşallah bütün arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Peki teşekkürler. Evet Davut Aktı. Selen isimli ata biniyorum. Favorileri, iki ekürleri görüyorum. 3 atı kendimi de sürprize görüyorum. Kendinize sürprize evet. Şans veriyorsunuz. Peki teşekkürler. Jokey evet. Ahmet Atçı, ökürlere şans veriyorum ve kendi atıma da tabela şansı inşallah sizin alacağım. Sizin atınız hangisi? Büyük Cihangir. Daha evvel hiç kazanmış mıydınız? Hayır. Peki, teşekkürler. Hadi. Sağ olun. Ben evet. Aykut Arıcı, Komet'e biniyorum. Kapkara kazanır zannediyorum. Kendime bir dördüncü şansı arayacağım. Peki, çok teşekkürler. Sedef evet. Okumuş, Nur isimli kısa biniyorum. Sadık Bey'in atlarını, ökürleri tutuyorum. Sonra kendi atıma şans veriyorum. Peki Sayın Okumuş, bir jokey olarak böylesine önemli bir koşuyu kazanma çok istersiniz herhalde değil mi? Muhakkak. Ben 68-69'da kazanmıştım. Ondan sonra bir daha nasip olmadı. İnşallah bundan sonra yine devam ederiz. Peki nasip çok olur. Teşekkürler. Gece evet. Mutlu yatağına biniyorum. Ökürleri şanslı görüyorum. Peki çok teşekkürler. Evet Kazım Yıldız, sürpriz oldu sizin bugün ata binmeniz. Evet efendim. 7 defa daha önce birinciliğiniz vardı. Evet. Bugün de katılmayacaktınız ancak Süleyman Aklı'nın ceza alması nedeniyle siz evet. Hangi ata biniyorsunuz ve şansınız nedir? Tankut ismi ata biniyorum. Kazanım için uğraşacağız. Tabii ekürleri kapkara sadık bir ekür tutuyorum. Siz en fazla Gazi koşusu kazanan jokey ünvanı elinde bulunduruyorsunuz. Bulunduruyorsunuz. Evet, evet. Bir jokey olarak neler hissediyorsunuz böyle bir koşuyu kazandığınız zaman? Böyle bir yerse tabii büyük manevi değeri olduğu için, Gazi koşusu olduğu için bir jokey için böyle bir yarışı kazanmak. Çok mutlu bir olay evet, değil mi efendim? Mutlu bir olay. Peki çok teşekkürler. Bir şeydir efendim. Evet. Adım Ertuğrul Can Kılıç. İlk defa bu yarışa katılıyorum. Hanedan ismini atabiliyorum. Kaç yaşındasın Can Kılıç? 19 yaşındayım. Evet. Herhalde benim kadar kazanmayı isteyen yoktur. Çok arzu ediyorsun. Evet, çok. Peki kendine şans veriyor musun? Şansım olması lazım yani. Senin favorin kim? Ökürler. Ökürler. Evet. Peki çok teşekkürler, ben başarılar. Teşekkür evet. Adım Nedim Kandur, ilk defa katılıyorum. Benim favorilerim ökürler. Ökürlere sert rakip olacak. Sizin atınızın adı? Ersan. Şansı var mı? İyi bir yerde gelmeye çalışacağız. Peki. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Gazi koşusunun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ve seyrettiğiniz gibi atlar padokta, jokeyleri üzerinde piste doğru son hazırlıklarını yapıyorlar. Biz bütün atların bütün atlara atçılık deyimiyle ayaklarının yere düz basmasını temenni ediyor ve yarışı izlemek üzere de sözü arkadaşım Kenan Onağa bırakıyorum. Ender Asman'a teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, bugün 60.sı yapılacak olan Gazi koşusu sebebiyle Veli Efendi Hipodromu tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bu önemli klasiği Cumhurbaşkanı Kenan Evren de seyredecek ve kazanan at sahibi ve jokeye kupayı verecek. Cumhurbaşkanı Kenan Evren az önce şeref tribünündeki yerini aldı. Gazi koşusu Türk atçılığının derbisi. Her at sahibinin, jokeyin, antrenörün ve seyisin en büyük arzusu böylesine önemli bir koşuyu kazanabilmek. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar derler. Her at sahibinin ve jokeyinin de kalbinde Gazi koşusunu, bu önemli derbiyi kazanabilme isteği yatıyor. Bu klasik koşu sebebiyle sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda yarışsever Veli Efendi Hipodromu'nu tamamen doldurdu.
aileleriyle birlikte hipodroma gelenler hem güzel bir pazar tatili geçiriyorlar hem de bu tarihi koşuyu seyretme imkanı buluyorlar. Gazi koşusuna 3 yaşlı Safkan İngiliz atları hayatlarında yalnızca bir defa katılabiliyor. Çim pistte 2400 metre mesafede koşulacak olan Gazi koşusuna bu yıl 16 Safkan katılıyor. Bu son yılların katılma rekoru. Koşunun ikramiyesi 30 milyon lira. Çeşitli primlerle bu rakam 44 milyon liraya ulaşacak. İkinciye 12, üçüncüye 6, dördüncüye de 3 milyon lira ikramiye ödenecek. Cumhurbaşkanı Kenan Evren şu anda şeref tribünündeki yerini alıyor. Az önce şeref tribününe gelmişti ve şimdi halkın coşkun tezahüratı ile Sayın Cumhurbaşkanı Kenan Evren şeref tribünündeki yerini alıyor. Atlar bu arada padoktan piste doğru yavaş yavaş yer almaya başladılar. Evet, Başbakan Turgut Özal da Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le birlikte bu önemli klasiği seyredecek. Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyesi Nurettin Ersin de Cumhurbaşkanı Evren'le birlikte şeref tribündeki yerini aldı. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu şu an ekranlarımızda. ...16 Safkan İngiliz atı katılıyor. Bu son yılların rekoru. Yarış otoriteleri... ...Eli Yeşil ekürisinin atları olan Hafız Kapkara... ...ve Engine'in Gazi koşusunda favori olduğunu belirtiyorlar. Bu atlar arasında da en büyük şans Kapkara'ya tanınıyor. Bir numarada Juarez, jokeyi Kadir Altınöz. Jokey Altınöz 38 yaşında 20 yıldır at biniyor. 1977'de Vidar, 1980'de Levano ile Gazi koşusunu kazandı. 1968 ve 1969'da bu koşuda ikinci oldu. İki numarada Hafız jokeyi Mümin Çılgın. Mümin Çılgın 48 yaşında 30 yıldır at biniyor. Bugüne kadar 29 defa katıldı. 6 birinciliği var. Geçen yılın da birincisi Uğurtay'la kazanmıştı geçen yıl. Üç numarada Kapkara jokeyi Ekrem Kurt. Hemen Hafız'ın yanında seyrediyorsunuz. Bu yarışın favorisi Kapkara. Ekrem Kurt çok tecrübeli bir jokey. 52 yaşında 37 senelik jokey. Gazi koşusunda 27 kez at bindi. Bikini, Minimo, Akkor, Karayel, Buğra, Toroman ve Kartegen adlı safkanlarda 7 defa birincilik kazandı. 4 numarada Hanedan, jokeyi Ertuğrul Can Kılıç. 19 yaşında Can Kılıç 4 yıldır at biniyor. Gazi koşusuna ilk defa katılıyor. 5 numarada Tankut, jokeyi Kazım Yıldız. Tankut'a Süleyman Aktı binecekti. Ancak Süleyman Aktı'nın komiserler kurulu kararıyla dün ceza alması üzerine Kazım Yıldız biniyor. Tankut'a 45 yaşındaki Kazım Yıldız 30 yıldır at biniyor. 20 defa Gazi koşusuna katıldı. 7 defa birinciliği var. 6 numarada Selen jokeyi Davut Aktı. 27 yaşında 13 yıllık jokey Gazi koşusunda 4 defa at bindi. 7 numarada Komet jokeyi Aykut Arıcı. 42 yaşında Aykut Arıcı 1959 yılından beri jokeylik yapıyor. Gazi koşusunda 15 defa at binmiş. 2 defa ikincilik elde etmiş. 8 numarada Büyük Cihangir jokeyi Ahmet Atçı. Ahmet Atçı 36 yaşında 1966 yılından beri jokeylik yapıyor. Gazi koşusunda 14 defa at bindi. Bir üçüncülüğü bir de dördüncülüğü bulunuyor. 9 numarada Ersan jokeyi Nedim Kandur. Nedim Kandur 19 yaşında 5 yıllık jokey. Gazi koşusunda ilk defa at biniyor. 10 numarada Yatağan 1 jokeyi Dede Mutlu 46 yaşında 1962 yılından beri jokeylik yapıyor. Gazi koşusunda 3 defa yarıştı. En iyi derecesi üçüncülük oldu. 11 numarada Gülümser, jokeyi Tekin Kolcuoğlu. Tekin Kolcuoğlu 23 yaşında 10 yıllık jokey, Gazi koşusunda 4 defa at bindi.
Gülümser bu yıl Dişi Tay deneme koşusunu kazandı. Evet, Gülümser 11 numara. 12 numarada Jest, jokeyi Halis Yıldız. 27 yaşında 10 senelik jokey Halis Yıldız, Gazi koşusuna 5 defa katıldı, 1 defa 4. oldu. 13 numarada Angie, jokeyi Akın Özdeniz. Angie de bu yarışın favori atlarından biri. Akın Özdeniz 30 yaşında, 14 yıldır at biniyor, 6 defa Gazi koşusuna katıldı, en iyi derecesi 3.lük. 14 numarada Kader Şah yarışacak. Kader Şah'ın jokeyi Mehmet Bayram. Mehmet Bayram 30 yaşında, 1970'ten bu yana jokeylik yapıyor. Gazi koşusunda 4 defa at bindi, en iyi derecesi 4.lük. 15 numarada Gül Bir, jokeyi Şerif Karagöz. Şerif Karagöz 28 yaşında, 16 yıllık jokey. Gazi koşusuna ilk defa katılıyor. Ve 16 numarada Nur Bir, jokeyi Sedat Okumuş. Sedat Okumuş 41 yaşında, 28 yıldır at biniyor. Gazi koşusunda 12 defa yarıştı. 2 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 de dördüncülük aldı. Evet değerli seyirciler, 1 numarada Juarez, 2 numarada Hafız, 3 numarada Kapkara, 4 Hanedan, 5 Tankut, 6 Selen, 7 Komet, 8 Büyük Cihangir, 9 Ersan, 10 Yatağan 1, 11 Gülümser, 12 Jest, 13 Angie, 14 Kader Şah, 15 Gül 1 ve 16 Nur 1 Gazi koşusuna katılacak 16 Safkan İngiliz atı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yanında Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Nurettin Ersin ve Başbakan Turgut Özal'la birlikte 60. Gazi koşusunu seyredecek. 14 numaralı Kader Şah son anda yarıştan çıktı. Evet, Kader Şah bu yarışta yok değerli seyirciler. Böylece Gazi koşusuna katılan safkan sayısı 15'e düşmüş oluyor. 14 numaralı Kader Şah son anda atta meydana gelen arıza sebebiyle bu yarışa katılıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi Gazi koşusunun 60.sı düzenleniyor bu yıl. İlki 1927'de yapılan Gazi koşusunu Ali Nurettin Hacı Bekir'in Neriman isimli atı kazanmıştı. Hatırlanacağı gibi geçen yıl yayınladığımız Gazi koşusunu da Yavuz Sarıkaya'nın Uğurtay isimli safkanı jokeyi Mümin Çılgın'la kazanmıştı. Atlar starting box adı verilen çıkış kutusundaki yerlerini yavaş yavaş almaya başlayacaklar ve 15 atın çıkış kutusundaki yerlerini almalarından sonra 2400 metrelik çim pistte yapılan derbi koşusu başlayacak. Türk derbisi olarak bilinen Gazi koşusu giderek artan önemiyle son yıllarda Türk atçılığının en büyük klasiği olarak değerlendiriliyor. 1929 yılından bu yana bu önemli koşu değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Her geçen yıl çok daha önemli bir yarış halini aldı. Bugüne kadar Gazi koşusunu en fazla 50 yeşil ekürisi kazandı. Bu ahırın atlarına binen Ekrem Kurt 7 birinciliğinden 6'sını 50 yeşil ekürisinin safkanlarıyla elde etti. Ekrem Kurt aynı zamanda 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste 3 defa Gazi koşusunu kazanan jokey olma onurunu elde etti. Gazi koşusunu 7 defa kazanan jokeylerin sayısı 3. Bunlar Macar Horvat, Ekrem Kurt ve Kazım Yıldız. Ekrem Kurt bugün 3 numaralı Kapkara'ya biniyor ve Kapkara yarış otoritelerince 60. Gazi koşusunun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bugüne kadar yapılan Gazi koşularında en iyi dereceyi 1982 yılında 2 dakika 28 saniye 53'lük derecesiyle Toroman adlı safkan kazandı. Gazi koşuları ile ilgili bir başka not, 1938 yılında Gazi koşusu Atatürk'ün
ölümü sebebiyle Atatürk Koşusu adı altında yapıldı. Gazi Koşusu 1979 yılından bu yana İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapılıyor. Bu tarihten önce Ankara Hipodromu'nda koşuluyordu tarihi Gazi Koşusu. Sırayla atlar çıkış kutusundaki yerlerini alıyorlar. Eli Yeşil Ekürisi'nin favori gösterilen atları 2 numaralı Hafız, 3 numaralı Kapkara ve 13 numaralı Enci. Jest yavaş yavaş çıkış kutusundaki yerini almaya hazırlanıyor. Ve şimdi de Ersan'ın çıkış kutusundaki yerini alması bekleniyor. Ertan 9 numaralı at ve o da yavaş yavaş çıkış kutusuna yaklaşıyor. 16 numaralı Nur da çıkış kutusundaki yerini alıyor. ...60. Gazi Koşusu az sonra başlayacak. Birincilik ikramiyesi az önce de belirttiğimiz gibi 30 milyon lira. Ancak çeşitli primlerle beraber bu 44 milyon liraya çıkıyor. Ve şimdi orta kulvardan Juarez ve dış kulvardan Gül atak yapıyor. Yarışın Gül liderliğinde devam ediyor yarış. İlk 400 metre geçildi. 7-8 boy önde 15 numaralı Gül yarışı önde götürüyor. Kapkara ve Hanedan yarışı götürüyorlar. Daha arka sırada Gül 6 boy kadar farkla yarışı önde götürüyor. İkinci sırada Hafız, Kapkara, Nur, Büyük Cihangir ve Tankut daha sonraki atlar. Son 1600 metrede 8-10 boy farkla Gül yarışı önde götürüyor. Hafız ikinci durumda gidiyor ve Hafız'ın hemen arkasında da yarışın favorisi olan Kapkara. Gül çok iyi atak yaptı ve Gül yarışı önde götürüyor Hafız'ın önünde. Son 1200 metreyi girilirken Gül önde ve 10 boy civarında bir fark yapmış durumda Gül. Kapkara ve Hafız daha sonra ikinci ve üçüncü sırada gidiyorlar. Son 1000 metreye gidiliyor. Fark 8 boya indi. Gül önde. Hafız ikinci durumda. Hanedan üçüncü sırada. Kapkara dördüncü durumda koşuyor. Yarışın favorisi Kapkara dördüncü durumda. Aradaki fark yaklaşık 6 boy. Fark 4 boya iniyor. Hafız yavaş yavaş Gül'e yaklaşıyor. Hafıza'nın 5 boy kadar gerisinde Hanedan ve onun hemen arkasında Kapkara. Yarışın son 600 metresi içinde Hafız öne geçti. Gül ikinci, Hanedan üçüncü, Kapkara dördüncü durumda son düzlüğe çıkıldı. Ve şimdi son düzlükte Hafız önde. Hanedan atakları var içeriden. Dışarıdan Kapkara uğraşıyorlar. Hafız grubun lideri Hanedan atak yapıyor içeriden. Gül'ü yakaladı. Son 200 metrede Hafız önde. Hafız birinciliği kazanmak üzere. Hafız büyük bir farkla Hanedan Kapkara atak yapıyor. Hafız kazanıyor. Hafız rahatça birinciliği kazandı. Kapkara atak yaptı ve ikinciliği Kapkara elde etti. Eli Yeşil Ekürisi. Evet değerli seyirciler, üçüncülüğü de Juarez kazandı. Hafız son düzlükte yaptığı atakla Gül'ü yakaladı, geçti. Ve böylece Kapkara'yla büyük bir çekişme içine girmesi beklenen Hafız yarışı birinci olarak kazandı. Ve 60. Gazi Koşusu'nun sahibi Mümin Çılgın'ın bindiği Hafız. Farklar 3 boy, 3 boy ve 1,5 boy. Bitiriş zamanı 2 dakika 28 saniye 90. Hafız yarışı seyrettiğiniz temposuyla son düzlük içinde
rahatlıkla kazandı. Sadık Eli Yeşil'in 2 numaralı Hafız, 3 numaralı Kapkara ve 13 numaralı Enci adlı atlarıyla katıldığı ve bu eküriden bir atın mutlaka birinciliği kazanacağını belirtiyordu otoriteler. Nitekim Hafız 3 boy farkla birinciliği rahatlıkla kazandı. Yarışı uzun süre önde götüren Gül ise ilk 3'e giremedi. Bu arada Hanedan da yarışın son metrelerinde büyük bir atak yaptı. Sadık Eli Yeşil'in Hafız adlı safkanı 30 milyon lira ödülü olan Gazi koşusunu seyrettiğiniz gibi birinci olarak rahatlıkla kazandı. İkinciliği ise Kapkara isimli safkan aldı. Yine Sadık Eli Yeşil'in Ekrem Kurt'un jokeyliğini yaptığı Kapkara da ikinci oldu. Mümin Çılgın 48 yaşında 30 yıldır at biniyor. Bugüne kadar 29 defa katıldı Gazi koşusuna. Geçen yıl da birinci olmuştu Mümin Çılgın. Uğurtay'la kazanmıştı. Ve Mümin Çılgın bu yılda geçen yılki başarısını tekrarladı. Bu defa Hafız'la birinciliği elde etti. Şimdi yarışın son metrelerini bir başka açıdan yeniden ekranlarınıza getiriyoruz. Seyrettiğiniz gibi Hafız yarışın son metreleri içinde tutulması güç bir atakla birinciliği rahatlıkla kazanıyor. Hafız birinci, Kapkara ikinci oluyor. Mümin Çılgın'ın şimdiye kadar 6 birinciliği vardı. Böylece Mümin Çılgın 7. birinciliğini kazandı. Ve böylece Ekrem Kurt, Horvat ve Kazım Yıldız'la birlikte bu önemli klasiği 7 defa kazanan jokeyler arasına girdi. Evet değerli seyirciler, Mümin Çılgın'ın jokeyliğini yaptığı Hafız Gazi koşusunda birinciliği elde etti ve şimdi yarışın son metreleri tekrar ekranlarınıza geliyor. Mümin Çılgın ve Hafız Gazi koşusunu bu yıl seyrettiğiniz temposuyla kazanıyor. Gazi koşusunun ilk yıllarında Türk politik hayatının seçkin şahsiyetlerinin de bu önemli klasiğe önemli eğildiklerini görüyoruz. Devrin Başbakanı eski Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet İnönü'nün Olgo isimli tayı 1930 yılında bu önemli klasiği kazanırken yine eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlarımızdan Celal Bayar'ın Capriz Nez adlı safkanı 1929 yılında Gazi koşusunu birinci olarak bitirmişti. Aradan geçen yıllar bu önemli klasiğin değerini daha da arttırdı. 1927 yılında 2000 lira ikramiyeli olan bu koşunun bu yılki ikramiyesi yaklaşık 44 milyon lirayı buluyor az önce de belirttiğimiz gibi. Koşuyu Eli Yeşil ekürisi bu yılla birlikte 12. defa kazanarak ulaşılması güç bir başarının da sahibi oldu. Az sonra Cumhurbaşkanımız Kenan Evren Gazi koşusunu kazanan Sadık Eli Yeşil ve jokey Mümin Çılgın'a kupalarını verecek. 1976 yılında Ekrem Kurt'la Buğra, 1977'de Kadir Altınöz'le Vidar, 1978'de Süleyman Aklı'yla Cihangir Harmoni,
1979'da Mümin Çılgın'la Doktor Seferov, 1980'de Kadir Altın Özde Levano, 1981'de Mümin Çılgın'la Dersim, 1982'de Ekrem Kurt'la Toroman, 1983'te Kazım Yıldız'la Seren, 1984'te Ekrem Kurt'la Cartagena ve 1985'te geçen yıl Mümin Çılgın'da Uğurtay birinci olmuştu. Mümin Çılgın, geçen yıl Uğurtay'la elde ettiği birincilikten sonra 60. Gazi koşusunu da Hafız isimli safkanıyla kazandı. Karayel, Akkor ve Kepriznez isimli safkanlar hem kendileri hem de yavruları gazi koşusunu kazanan atlar unvanına sahipler. Cihangir isimli aygırın yavruları da 6 kez gazi koşusunu kazanarak babalarına en çok gazi koşusu kazandıran aygır unvanını vermişler. Bir defa daha seyrediyorsunuz gazi koşusunun son metrelerini. Jokeyi Mümin Çılgın'da Hafız rahat bir birincilik elde ediyor. İkinci Ekrem Kurt'la Kapkara ve üçüncü Kadir Altınöz'le Juarez. Yarışın dördüncülüğünü son düzlükte yaptığı atakla Hanedan kazandı. Dördüncülüğü kazanan Hanedan'ın jokeyi Ertuğrul Çankılıç 19 yaşında 4 yıldır at biniyor ve gazi koşusuna ilk defa katılıyordu. Böylece Hanedan da bir başarı elde etmiş oluyor Ertuğrul Çankılıç ve dördüncü oluyor. Üçüncülüğü kazanan bir numaralı Juarez'in jokeyi Kadir Altınöz'dü. Kadir Altınöz 38 yaşında 20 yıldır at biniyor, tecrübeli bir jokey. 1977'de Vidar, 1980'de Levano ile gazi koşusunu kazanmıştı. 1968 ve 69'da bu koşuda ikinci olmuştu. İki numaralı Hafız, jokeyi Mümin Çılgın'la birinciliği kazandı. Mümin Çılgın az önce de belirttiğimiz gibi 48 yaşında, 30 yıldır at biniyor. Yedinci birinciliğini kazandı. Arkadaşımız Ender Asman şimdi Mümin Çılgın'la konuşmaya hazırlanıyor. Ata seyrettiğiniz gibi birincilik şalı şu anda verildi. Duralım. Evet sayın seyirciler, az önce seyrettiğiniz gibi bir gazi koşusu daha sona erdi ve yarışı favori at Hafız ekürüsü kazandı. Yarışın birincisisiniz, atın da sahibisiniz. Sayın Sadık Eliyeşil, sizi önce kutlarız. Teşekkür ederim. Evet, duygularınızı hemen bize özetler misiniz? Vallahi çok mutluyum. Bitay doğduğu günden itibaren gazi koşusu düşünülür. Evet. O gayemize vasıl olduğumuz için çok mutluyuz. Bu kaçıncı birinciniz oluyor 12, Sayın Eliyeşil? Aile ekürü olarak 12. Evet, 12. birinciniz. Evet. Peki efendim, uzun süredir böyle atlarda devamlı önde geliyorsunuz. Başarılı bir ahır sahibisiniz diyelim. Evet. Özelliği nedir bunun efendim? Bir at yetiştiricisi olarak. Vallahi iyi tesisimiz var, iyi atımız var, iyi ekibimiz var. İyi şansımız var. En büyüğümüz de o. Peki efendim, çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. Evet, Sayın Mümin Çılgın, sizi kutlarız. Bu kaçıncı birinciniz oluyor Sayın Çılgın? Yedinci. Nasıl oldu? Yarışı bir anlatır mısınız? Ha. Kapkara favoriydi. Evet. O ikinci oldu, siz birinci oldunuz. Gül kaçtı, onu kovaladım. Ondan sonra Kapkara gelemez pozisyondaydı. Yürüdüm ve kazandım. Zor oldu mu kazanmak? Olmadı. Kolay diyorsunuz. Kolaydı. Peki efendim, siz kaç yıldır at biniyorsunuz? 30 senedir. Jokeylik nasıl bir şey? İyidir efendim. Memnunsunuz. Memnunum. Peki, çok teşekkürler. Başarınızın devamını diliyoruz. Evet, atın antrenörünü rica etsek. Şöyle alalım sizi lütfen. Yukarıda seremoni var, çok evet. Evet. Efendim, sizi tanıyalım. Ali Bozkurt. Sayın Bozkurt, atı siz antren ettiniz burada, siz çalıştırdınız. Nasıl hazırladınız bu gazi koşusunu efendim? Aşağı yukarı ta 2 yaşından beri bu atı, bu gaziyi düşünüyorduk, bu koşuyu. Evet. 2 yaşlıyken gösterdiği performansından belli etti bu koşuyu kazanacağını. Evet. Fakat bundan daha iyi bir tayımız vardı. Evet. Yarışın şekli. Hangi çok tay efendim? Kapkara'yı kastediyorsunuz. Evet. Evet. Çok süratli gitmesi, Hafız'da mecbur oldu bu yükü yüklenmeye. Evet. Efendim çok geldi, kolay da kazandı. Memnunuz.
Peki hafta içinde nasıl çalıştırdınız? Onları da bir futbolcu gibi çalıştırıyorsunuz futbolcu sanıyorum antrenör olarak. 6 aylık bir dönemden bu koşuya geliyoruz. Evet, nasıl oluyor efendim? Bak efendim, ahırdan tutun sahaya kadar. Evet. Bir ekipiz biz böyle. Sabahları burada çalışma yapıyorsunuz. Sabahleyin erkenden 5'te ahıra giderim. Hepsini tek tek kontrol ederim. Evet. Ondan sonra sahaya getiririm. Her şeyi normalse. Peki efendim, bu atın değeri kaç paradır şu anda? Bak efendim, değeri sahibine göredir o artık. Size göre, bir antrenör olarak, evet. Şimdi efendim, bir şeyi seversiniz, paha biçilmez. Bir şeyi sevmezsiniz, evet, satarsınız. En kötü yani 50 milyon lira. 50 milyon. Peki aylık masrafı nedir? Aylık masrafı 200 bini bulur. 200 bini bulur. Peki, çok teşekkürler. Ben tebrikler. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın seyirciler, Gazi Kupası'nı kazanan jokey ve at sahibine kupayı Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren verecek. Ben sözü tekrar arkadaşımız Kenan Onağa bırakıyorum. Az sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren, at sahibi Sadık Eli Yeşil ve jokey Mümin Çılgın'a kupalarını verecek. İlki 1927 yılında 3 ve daha yukarı yaşlı Safkan İngiliz atlarının katıldığı bir handikap koşusu olarak yapılan Gazi koşusuna 1928 senesinde sıklet esası getirilip açık koşu olarak koşulmaya başlanmış ve 1932 yılından itibaren de memleketimizde doğmuş Safkanlara tahsis edilmiş. 60. Gazi koşusunu Sadık Eli Yeşil'in Hafız adlı safkanı kazandı. İkinciliği yine Sadık Eli Yeşil harasının kapkarası alırken üçüncülüğü Juarez, dördüncülüğü de Hanedan elde etti. Kupa töreni az sonra yapılacak. Sayın seyirciler, ülkemizde at yarışları Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize ediliyor. Kazanacağı bir yarış. Ve bir daha yok mu? Gazi koşu bir defa. Efendim, başarılar dilerim. Daha bundan sonraki koşularda da başarılar diliyorum. Kazananlar çok iyi efendim. Tabii sizin de büyük payınız var bunda. Siz çok iyimize uğurluk ediyorsunuz. Geçen sene de siz miydiniz? Geçen sene de o kazandı. Evet. Geçen sene katliği kazanacaktı. Bugün sürpriz olarak kazandı. Bir de bir şey veriyoruz bunlara. Tabii efendim. Geliyor. Biraz ağır birisiniz ama biz kenarından tutalım. Evet. Efendim. Buraya. Çalıştırıyorsunuz? Hayır, bu atına kadar zamandır. Bu atı bir yıldır aşağı yukarı. Bir yıldır. Ama yarışlık hayatım çok, 30 sene. Tabii o başka. Yani bu atı bir senedir yani. Evet. Tebrik ederim. Sağ olun size başkanım. Gayet iyi bir para. Başka şartlar da. Kime? Antron öyle. Çok sağ olun, daha da çok mutlu oldum. Jokey efendim. Jokey. Hangi birisini taşırsın jokey? Değil efendim. Değil. Değil. Nerede? Değilsin de. Değilsin de. Değilsin de. Değilsin de.
Afrika şehri. Evet değerli seyirciler, böylece 60. Gazi koşusunu Sadık Eli Yeşil'in Hafız isimli safkanı jokeyi Mümin Çılgın da kazandı. Cumhurbaşkanımızın ödülleri vermesiyle Gazi koşusundan yaptığımız yayın sona eriyor. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan yaptığımız yayın burada sona eriyor. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.